Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık bir tarifle karşınızdayım. Hemen hiç vakit kaybetmeden malzemelerimizi göz atalım. Sonrasında yapmaya başlayalım. 3 adet patatesi güzelce rendeledim ve musluğun önünde yıkadım. Daha sonra her iki elimle böyle sıktım suyunu ve buraya aktardım. Eğer varsa suyu birazcık daha damlasın diye. 2 adet yumurta kullanacağım. Çok az maydanoz kullanacağım. Dereotu sevenler dereotu da tercih edebilir. 6 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ. Yarımdan hatta daha azı sucuk. Böyle küp küp doğrattım. Daha da minik doğratabilirsiniz. 1 adet kuru soğan. Onu da minik doğrattım. Ve hemen pişirmeye geçelim. Tavanın altını yaktım. Öncelikle şöyle sıvı yağ ya da zeytinyağımızı koyalım. Sonrasında soğanları ekliyorum. 1-2 dakika kadar kızartacağım. Pardon, konuşamadım. Daha sonra sucukları ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Hemen sucukları da içine ekliyorum. Zaten fırına geleceği için böyle hafiften pişirmeye çalışıyorum. Çok fazla değil. Malzemeleri sayarken ne unuttum diye düşünürken tabii ki tuz ve pul biberi unutmuşum. Onu da sonradan ekleyeceğim. Fırına vermeden hemen sonrasında. Ve sucuklarla da beraber 1 dakika kadar kavurdum. Çok değil. Ben bu işlemleri yaparken aynı zamanda fırınımı 190 derecede alt üst olarak açmıştım. Ve şimdi bunu patatesle baharatlandırma ve tuzuyla beraber yaptıktan sonra fırınlayacağız. Patateslerimi güzelce süzmüştüm, dediğim gibi sıkmıştım hatta. Hemen üzerine ekliyorum. İyice karıştırıp daha sonra tuzunu ve yumurtasını ekleyeceğiz. 1 çay kaşığına yakın tuz ve pul biberimiz vardı. Çok fazla kullanmak istemiyorum. Onları da ekledim. 2 adet yumurtamız. Ve maydanoz. Birazcık da üstüne süslemek için kalsın. İsteyenler kaşar peyniri de tercih edebilir. İçerisine küp küp mü doğruyorsunuz ya da rendeleyip mi koyacaksınız? Ben tercih etmeyeceğim. İyice karıştırdım. Hemen fırın kabımı alıyorum. Şöyle bir kap tercih ediyorum. Borcam da tercih edebilirsiniz. Özellikle kahvaltıya çok yakışacağını düşünüyorum. İyice dümdüz yaptıktan sonra dediğim gibi fırınımı önceden 190 derecede ısıtmıştım. Alt üst olarak ve orta tarafına koyacağım. Güzelce piştikten sonra servis edeceğim. Daha fırından çıkardım gördüğünüz gibi. Hemen üzerine maydanozunu da koyalım. Şöyle hemen ortasına birazcık koyacağım. Şu esnada fırından çıkarıp üzerine kaşar peyniri koyup tekrardan kaşar peyniri eritip daha sonra servis edebilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa siz öyle yapın. Ben böyle seviyorum, böyle yaptım. Şimdiden size ve sevdiklerinize afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kahvaltılık tarifimizi yaptık. Sizin de gördüğünüz gibi içerisine patates koyduk. Aynı zamanda sucuk koyduk ve birazcık da soğanla soteledik. Hem doyurucu hem de lezzetli. Bir de ekmek yedirtmiyor bu arada. Ben yedim çünkü ekmek yemedim. Siz de eğer ekmek sevmiyorsanız benim gibi gerçekten kahvaltıda hem sizi doyuracaktır hem de çok güzel gidecektir. Umarım tarifimi beğenirsiniz yaptığınızda. Resmini çekip Neşe Dinçer hashtag ile Instagram'da paylaşabilir. Aynı zamanda beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.